Bölüm 26. Agrippa Paulus'a, "Kendini savunabilirsin," dedi. Bunun üzerine Paulus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. "Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin tüm törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Kudüs'te gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisiliğe bağlı olarak yaşamış olduğuma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım! Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim. Ve Kudüs'te bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden yetki ve görev almış olarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım! Öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten de parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dedi. "Üvendiriye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun." Ben de, "Ey efendim, sen kimsin?" dedim. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye cevap verdi Rab. "Hadi ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve diğer ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Kudüs halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve diğer ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım olmuştur. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek diğer uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle, "Paulus, sen çıldırmışsın. Çok okumak seni delirtiyor," dedi. Paulus, "Sayın Festus," dedi, "ben çıldırmış değilim. Gerçek
ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşabiliyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum. Agrippa, Paulus'a şöyle dedi. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın? İster kısa, ister uzun sürede olsun, dedi Paulus. Tanrı'dan dilerim ki, yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun. Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok. Agrippa da Festus'a, davasını Sezar'a iletmeseydi bu adam serbest bırakılabilirdi, dedi.